Fethiye Körfezi, 3 Ağustos 1953, saat 4.27. Deniz fenerleri, denizcilere yol gösteren ışık kuleleri. Gecenin zifiri karanlığında can yoldaşı olur gemilere, kimi zaman da başkalarına. Bu hikaye, Türkiye kıyılarında yaşanan ve pek bilinmeyen bir havacılık kazasının, 152 sefer sayılı yolcu uçağının raporlara ve görgü tanıklarının anlatımına dayanan gerçek hikayesidir. Dürbünden iyi bakınca uçak olduğunu anladık. On altı kişi kendi imkanlarına Şahinburnu'na yüzüp de çıkmış. Bu hikaye, Akdeniz'in derinliklerinde kaybolan uçağın keşif hikayesidir. Türk donanmasının yeni nesil arama kurtarma gemisi TCG Işın, kıyılarımızdaki tarihin aydınlatılmasına katkı sağlamak için Fethiye Körfezi'nde. 1953 yılında acil iniş yaptıktan sonra denizin derinliklerinde kaybolan yolcu uçağının enkazını arama çalışmasını bu modern gemiyle yapacağız. Buraya böyle yaklaşmıyormuş. 5 mil mesafede oldukları yönünde de bir açıklaması var. Peki Fransız yolcu uçağının burada ne işi vardı? Nereden gelip nereye gidiyordu? Neden suya acil iniş yapmak zorunda kalmıştı? Uçağın hikayesi Paris Orly Havaalanı'ndan başlıyor. 2 Ağustos 1953, Paris Orly Havaalanı, saat 18.38. Fransız Hava Yolları'na ait Lockheed Constellation L-749A tipi yolcu uçağı pistten havalanmak üzere. ...152 sefer sayılı uçak Paris'ten Roma ve Beyrut aktarmalı olarak Tahran'a gidiyordu. Toplam uçuş 8 saat 50 dakika sürecekti. 8 kişilik mürettebatı bulunan uçağın kaptan pilotu Raymond Telly'ydi. 29 yaşındaki Fransız pilot, Constellation'larda 5291 saat uçuşu olan tecrübeli bir pilottu. Kokpitte yardımcı pilot Jacques Stins ile birlikte bir telsiz operatörü ve iki uçuş mühendisi bulunuyordu. Kabinde ise üç hostes görev yapıyordu. Roma'ya sorunsuz bir inişin ardından yolcularını alıp yakıt ikmali yapan AF-152, saat 22.32'de Beyrut'a gitmek üzere tekrar havalandı. Uçakta 8 mürettebat dışında biri bebek 34 yolcu vardı. Rotaya göre uçak Atina, Rodos ve Lefkoşa üzerinden geçecek, ardından doğuya devam ederek Beyrut'a ulaşacaktı. Son duraksa Tahran'dı. Roma-Beyrut arasındaki uçuş süresi 4 saat 52 dakika olarak hesaplanmıştı. Üç kuyruklu ve yunus şeklindeki gövdesiyle farklı ve estetik bir tasarıma sahip olan Constellation'lar, sivil havayolu şirketlerinin gözdesi haline gelmişti ve onlara kısaca Cani deniliyordu. Amerikan Lockheed üretimi olan uçaklar 2. Dünya Savaşı sonrasında tasarlanmıştı. L-749A serisi 30 metre uzunluğa, 37 metre kanat açıklığına ve 7 metre yüksekliğe sahipti. Her biri 2500 beygir güç üreten 4 adet pervaneli motoru bulunan Caniler, 8300 kilometre menzile sahipti ve saatte 600 kilometre hızla uçuyorlardı. Fransız Hava Yolları'nda bu uçaklardan 24 adet vardı. 152 sayılı Paris-Tahran seferini yapan Foxtrot Bravo Alpha Zulu Sierra kuyruk numaralı uçaksa 1950'de, yani kazadan 3 yıl önce hizmete girmişti. Uçak 1950 yılında Paris'te Kanada'nın Montreal kenti arasındaki ilk uçuşu gerçekleştirmesiyle de tarihe geçmişti. Kısa uçuş geçmişinde bir de kaza geçirmişti.
Orly Havaalanı'na gövdesi üzerine inmek zorunda kalmış ve hasar almıştı. AF-152 Yunanistan hava sahasında Beyrut rotasını takip ediyordu. Saatler gece yarısını çoktan geçmiş, yolcuların büyük çoğunluğu uykudaydı. Uçak yerel saatte 4:10 geçe 17.500 feet irtifada yani 5.300 metredeyken Rodos'un güneyinde Türk hava sahasına girmek üzereydi. Bu esnada sağ kanatta bulunan 3 numaralı motorda bir patlama oldu ve yangın başladı. Uçak şiddetle sarsılıyordu. Pilotlar sarsılan uçağı kontrol etmeye çalışırken 3 numaralı motor gövdeden koptu. Kanattan kurtulan motor en dıştaki 4 numaralı motora da zarar vermişti. Kokpittekiler kontrol kaybı yaşayacakları düşüncesiyle titreşim yapan 4. motoru kapattılar. Uçak hızla irtifa kaybetmeye başladı. Sadece sol kanattaki 1 ve 2 numaralı motoru çalışan AF-152 alacakaranlıkta dakikada 300 metre irtifa kaybediyordu. Kaptan pilot Terry uçağı kontrol etmeye çalışırken telsizci René Debiais saat 4:13'te Lefkoşa Trafik Merkezi'ne yardım çağrısında bulundu. Kalan iki motorla uçağın havada güvenli bir şekilde kalabilmesi zordu. Uçaktaki 42 kişinin hayatı pilotların vereceği karara bağlıydı. Kokpitteki tüm gözler karanlıkta Rodos üzerinde tur atarak iniş yapabilecekleri bir yer aramaya başladı. Rodos'ta bir ışık, bir iz aramak için yarım tur yani 90 derecelik bir dönüş yapıp Rodos'u kontrol ediyor ama bir işaret, bir iz bulamıyor. O esnada kaptan pilot Terry Türkiye kıyılarında bir ışık fark etti. Haritadan ışığın geldiği yeri tespit ettiler. Bu Fethiye'deki Kızılada fenerinin ışığıydı. Uçak Türkiye sahillerine yöneldiği esnada ilk olarak yaklaşık 5000 mesafede yani şu mevkide kurt olduğu burnunu görüyor. Alçalmaya devam ediyor. Daha sonra gördüğü yer Kızılada feneri. Kızılada feneri. Fethiye liman girişinde bulunan fener, Fransızlar tarafından 1902 yılında inşa edildi. 12 metre yüksekliğindeki fenerin 18 kilometre öteden görülebilen ve 4,5 saniyede bir çakan ışığı, bir Fransız yolcu uçağının umudu olmuştu. Karaya yakın yapılacak bir iniş, yolcuların hayatta kalmasını sağlayabilirdi. Pilotlar, en yakın yerleşim birimi olan Fethiye'ye doğru yönelmeye karar verdiler. Fransız yapımı bu fenerin bir Fransız uçağına ölüm kalım anında yardımcı olması da kaderin bir cilvesiydi. Uçaklar tasarımları gereği suda hemen batmayacak şekilde dizayn edilir. Bu da başarılı bir iniş yapılabilirse yolcuların tahliyesi için zamanları olacağı anlamına geliyordu. Saatler 4:28'i gösterirken kaptan pilot Terry fenerin ışığını izleyerek sürati düşürdü. Kabin ekibi yolcuları acil inişe hazırlamış, can yelekleri giyinmişti. Constellation, Akdeniz'e doğru süzülüyordu. Deniz sakin ve dalgasızdı. Uçağın önce kuyruk bölümü denizle temas etti. Bu bölüm hasar aldı. Gövdesi üzerinde suya iniş yaptı. Kabus, sorunun başlamasından 18 dakika sonra bitmişti. Havacılıkta ditching olarak adlandırılan suya iniş başarıyla gerçekleşmişti. Uçağın tam pozisyonu Kızılada'nın 2, Fethiye'nin 10 kilometre açığıydı. Bu mucize iniş sonrasında herkes hayattaydı. Yolcular acil çıkış kapısından kanat üzerine çıkmaya başladılar. Tam da o anda iniş esnasında hasar alan uçağın kuyruk kısmı koptu.
su almaya başlayan uçak ağır ağır batıyordu. Yolcuların imdadına gitgide ağıran gün yetişecekti. Güneş, Kızılada fenerinin ışığından görevi devralmaya başlamıştı. Durumu ilk fark eden Kızılada fenerinin bekçisi Mustafa Pehlivan ve ailesiydi. Ahmet Cemal ve Muammer Pehlivan kardeşler. Fener bekçisi Mustafa Pehlivan'ın iki oğlu. Kazazedeleri ilk gören, şimdilerde 80'li yaşlarını süren Ahmet Cemal Pehlivan'dı. Şimdi o, ben uçağı işte gördüğüm zaman deniz üstünde, tabii uçak olduğunu bilmiyoruz ama dürbünden iyi bakınca uçak olduğunu anladık. Gidelim dedim. Olmaz dedi bana durmuş harekat. Dedim ya mesul oluruz. Dedim bu kaza bu. Bunun üzerine kez gitti dedi. Babamı aldım ben. Babamla beraber gittim. Uçağın yanında bir 20-30 metre kaldı. Uçağın üstü anacık babacık. Babam dedi, oğlum dedi, burada yanaşamayız biz dedi. Bizi batırırlar dedi. Çünkü o İstanbul'da kayıkçılık yaparken gelmiş 5-10 kişi bir atlamış kayağa, kayayı batırmışlar. Ben dönmek istedim. Dönmek isterken uçağın sağ kanadı kalktı havaya ve motor olmadığını ben gördüm. Ve o anda uçak kayıldı dedim. İnsanlar vardı, bu sefer insanlar dağıldı. Aşağı yukarı 20 kişi kadar vardı üstünde. Bu sefer başladı topluya. Ahmet Cemal Pehlivan'ın kayığa aldığı ilk kazazede 6 aylık bir bebekti. Kadını gördüm ben. Kadını da kucağında bebek. Ben motoru boşu aldım. Kadın çocuğu bana attı. Atınca aldım ben, yere bıraktım. Bu sefer kadını tuttum böyle, babamın ayaklarını tuttu. Kadını motorun içine aldık. Çocuğu aldım, kadını da aldık. Ondan sonra iki tane hostes, bir makinist, aşağı yukarı 6 kişi aldım. O bağlanizler, valizler. Onlardan uçaktan battığı zaman deniz üstü bir valiz oldu. 6 kişi aldım ve bunların içine yatağımı çevirdiler. Bir şişman bir adam. O kadını aldığımız kocası demiş, ben onları 7 kişi aldım, çıktığım zaman arkamdan hızlıca kıymet koptu. Bağırdılar. Ne yapacak bu? Çare yok. Hepsini alamıyorsun. İmkanım yok. 20 kişiyi de alacağım. Ufak motoru. Geldim Fener'e, bıraktım bunları. Fethiye'ye gittim. Bütün motorla çıktı denize. Bir yol verdik. Aşağı yukarı yarım saat sürdü. Oraya geleceğimiz. Sonra adamlar dağıldı sağa sola. Çaresiz kalan kazazedelerin bir kısmı karaya doğru yüzmeye karar verdi. Kızılada ile Şahinburnu'nun arası 4-4,5 mil. Uçak Şahinburnu'na yakın düştüğü için adamlar Kızılada'ya yakın olsaydı adaya çıkarlardı. 16 kişi kendi imkanlarına Şahinburnu'na yüzüp de çıkmış. Bir saat yüzerek kıyıya çıkanlar arasında kaptan pilot Terry, yardımcı pilot Stins, uçuş mühendisi ve bazı yolcular vardı. Banka müdürünün kızı, onu Şahinburnu'nda bulduk sonradan.
O babasını görünce kıyamet koptu yani orada. Baba motorda, kız karada birbirlerine böyle. Öldü zannediyorlar. Öldü zannediyorlardı. Demek ki her şeyde bir hayır var. Bak Fransız uçağı düşüyor. Fransızın fenerinde fenerci olan babam sebep oluyor, kurtarıyor. Ve gidiyor Fethiye'ye haber veriyor. Milleti denizden topluyorlar. Yoksa çok kişi ölürdü. Allah kimsenin başına vermesin. Yani orada ben ayrılırken arkamdan bağırmalar hiç kulağım, günlerce kulağımda gitmedi. Kaza haberi yerli ve yabancı basında yer buldu. Başarılı inişte uçakta bulunan 42 kişi de hayatta kalmıştı. Ama 4 yolcu daha sonra boğularak hayatını kaybetmişti. Kazanın hemen ardından Fransa'dan bir soruşturma heyeti Fethiye'ye geldi. 4 gün süren araştırma sonunda mürettebat, yolcular ve soruşturmayı yürütenler Rodos'a, oradan da Paris'e gönderildi. Bu kazada tarihin sayfaları arasında unutuldu. TCG Işın'ın Akdeniz'in derinliklerinde kaybolan uçak enkazını arama çalışması devam ediyor. Kızılada ile Şahinburnu arasında kalan bölgede deniz araştırmacısı Selçuk Kolay daha önce bir sualtı araştırması yapmıştı. Nispeten sığlık alanda yapılan çalışmalarda enkaza rastlayamayan Kolay, bu yüzden batığın daha açıkta ve daha derinde olduğunu düşünüyordu. TCG Işın Komutanı Deniz Yarbay Bahadır Karahan, bu bilgilere ve görgü tanıklarıyla yaptığımız görüşmelere dayanarak enkazı aramak için 3 alan belirledi. Biraz da şu sahanın orta kısımlarında olabileceğini değerlendiriyoruz. Sığda yapılan araştırmalarda, 100 metrelerde yapılan araştırmalarda uçağın şimdiye kadar bulunamadığını da göz önünde bulundurursak, uçağın 200 metre konturundan daha derinde olma ihtimalinin yüksek olduğunu değerlendiriyorum. Yarbay Karahan, Fethiye'den Körfez dışına doğru olan akıntıya dikkat çekiyor. İniş yaptıktan sonra bir tekne gibi davranan uçak, 2 saate yakın su yüzeyinde kalmıştı. Akıntı onu dışarıya, daha derin sulara sürüklemiş olabilirdi. Muamma, beklenenden daha derinlerde çözülmeyi bekliyordu sanki. Haritada belirlenen koordinatlar, TCG Işın'ın gelişmiş sistemlerine yüklendi. Gemi şimdi otomatik olarak alanda tarama işlemine başlıyor. Bu uçağın olma ihtimalinin yüksek olduğunu değerlendirdiğimiz daha derin sağ. O yüzden aramalarımızı bu derin sağdan başlattık. Operasyonu geminin ikinci komutanı Deniz Binbaşı Başar Bozkurt yönetiyor. Sancak 15. Uzak 4 cevap 4 kaldı. Gemi personeli hem tarihin derinliklerinde kaybolan bir izin peşinde olmanın hem de hizmete yeni giren sistemleri test etmenin heyecanı içinde. Dikkatler çok bimli İskandil ekranında. Sistem, gemiye monte edilen cihazdan deniz tabanına gönderilen sinyallerin geri dönüşlerini kaydetmek üzerine kurulu. Böylece zeminde bulunan yükseltiler tespit edilebiliyor. Sistem renk farklılıklarına göre çalışıyor. Kırmızı renk daha sığ, mor renk daha derin olmak üzere derinlik farklılıklarını, kontür farklılıklarını ekrana yansıtıyor. Bizim amacımız teması bir renk farklılığı olarak ekranda görebilmek. Işın belirlenen alanın büyük bölümünü taradı. Şu ana kadar zeminde yatan bir uçak izine rastlanmadı. Sualtı taraması 200 metreyi aşkın derinliklerde devam edecek. Kurdoğlu Körfezi içinde yıl boyu rüzgarlara kapalı olan doğal liman konumundaki Fethiye Körfezi, Anadolu'ya denizden gelenlerin ilk uğrak noktası oldu. Osmanlılar ilçeye uzak şehir anlamına gelen Meyri adını vermişlerdi. İlçeye 1934 yılında şehit pilotumuz Fethi Bey'in adına istinaden Fethiye adı verildi. 1914 yılında Şam yakınlarında, Tebariye yakınlarında uçağı düşüyor. Ve ülkemiz adına çok büyük bir acı yaşanıyor. Bu parkın da ismini Fethiye Belediyesi Meclisi'nin aldığı kararla Şehit Fethi Bey olarak belirledi Fethiye halkı. Pilot Fethi Bey'in Fethiye'si
uçak kazasından kurtulanlara kucak açmıştı. Yerel araştırmacı Ali İhsan Kıvrak anılarında çoğunluğu İran, Mısır, Hint ve Alman vatandaşı olan kazazedelerin yarı çıplak halde olduklarını, Fethiyelilerin onları giydirmek için seferber olduğunu anlatmıştı. Kimisinde battaniye, kimisinde pike, kimisinde yorgan ne bulduysa örtmüşler ıslak vaziyette. Hepsi titriyor. Çoğu insan her zamanki olduğu gibi Fethiyelilerin misafirperverliği yardımcı olmaya çalışıyorlar. O dönem belediye başkanı İskender abi de bu ailenin bir tanesini evine alarak eşi mahallelerle birlikte çocuğuna bakıyorlar. Bayana kıyafetlerini, elbisesini verip giydiriyor. Eşi İskender Yargus bir belediye reisiydi. Biz de o çocuklu hanımı aldık. Adı Marjorie Yahyavi'ydi. İranlı eşi varmış, İran'a gidiyordu. Çocuğu su yutmuştu. Eşi gerekli tıbbi yardımı yaptı. Ben bir elbise vermiştim, çamaşır verdim. Giydi gitti. Bana da verdik. Ayakkabılarım uymuyordu çünkü. İlk işi bir diş fırçasıyla ruj almak olmuş. Olayın olduğu zamanlarda 5 yaşındaydım. Tüm Fethiye kazazedelere sahip çıktı. Herkes evlerine misafir ettiler. İşte bizim eve de Bayan Marjorie ve o meşhur bebeği düştü. O da çok yaman bir kadın. Saatlerce bebeğini su üstünde tutarak hayatını kurtarmıştı. Işın taramaya devam ederken ekrana zeminde yatan bir nesnenin varlığı yansımaya başlıyor. Derinlik 257 metre. Şu anda bulunduğumuz mevkide sancak tarafımıza doğru 55 metrede bir muhtemel bir temas da tespit ettik. Şurada bir şey var sanki. Sancak 55 metrede 3 metrelik bir derinlik değişim var. Muhtemel bir temas olabilir, batık olabilir. Gemi tespit edilen nesne üzerinden bir kez daha geçerek daha ayrıntılı bir görüntü alacak. Aşağıda bir şey var ama bu yolcu uçağı mı değil mi? Evet. Hatırlayalım. Uçak tek parça inmişti suya. Evet. O yüzden de biz kanatları ve gövdeyi tam olarak görebileceğiz. Görme şansa sahip olacak. Işın üçüncü geçişini yaptı ve şüpheler ortadan kalktı. Yakalanan iz bir uçağa ait. Buradan bir uçak siluetini ayırt edebiliyoruz. Uçağın gövdesi, kanatları, derinlik farklılıkları çok daha net olarak belirgin. 250 metreyi aşkın bir derinlik. Evet. Uçak sulara gömüldü ve o günden bu yana ilk kez bir ekranda görüyoruz. Tabii uçak formu hiç kuşkusuz. Şu an bu teması teşhis etmek zorundayız. Uzaktan kumandalı su altı robotumuzu suya indireceğiz. TCG Işın'ın uzman personeliyle birlikte önemli bir keşfe imza atmak üzereyiz. Işın konum sabitleme sistemi sayesinde hızlıca enkaz üzerinde pozisyon alıyor. Kısa sürede istenilen noktaya sabitlenmek, kurtarma çalışmaları için çok önemli. Uzaktan kumandanın su altı aracıyla teşhisi gerçekleştirilecektir. Donanmanın TCB Ahtapot adını verdiği uzaktan kumandalı su altı cihazı derinlere inmek için hazır. 3000 metre gibi muazzam derinliklerde görev yapabilen cihaz, arama yapma, görüntü alma ve mekanik kolları sayesinde müdahale etme yeteneklerine sahip. Kontrol merkezinde operatörler cihazı Akdeniz'in derinliklerine indirirken tüm gözler aşağıdan gelen görüntülere çevriliyor. Cihaz 10 dakika içinde zemine indi. Etrafta yoğun partikül madde var. TCB Ahtapot uçağın bulunduğu alana doğru hareketleniyor. Enkaz ekranda beliriyor. Uçağın kokpiti karşınızda. Derinlik 257 metre.
Cancellation'ın L-749A'nın burnunda suya iniş sırasında oluşan hasar açıkça görülebiliyor. Görgü tanıklarının anlattığı gibi uçak hemen hemen tek parça olarak sulara gömülmüş durumda. Aradan geçen 60 yılı aşkın zamana rağmen uçak gövdesindeki boya hala üzerinde. Yazılar çok net seçilebiliyor. Uçağın kuyruk numarasının yazılı olduğu bölüm. İlk 4 harf net bir şekilde seçiliyor. Sondaki S harfi kopan kuyruk bölümünde kalmış. TCB ahtapot 3 numaralı motorun bulunduğu sağ kanada yöneliyor. Rodos yakınlarında düşen motorun yuvası görüntüde. Dördüncü motorun pervanelerinde bir hasar yok. Hasarın olmaması suya inişte motorun çalışmadığını ve pervanelerin dönmediğini teyit ediyor. Kuşkuya yer kalmadı. Enkaz, 1953 yılında denize zorunlu iniş yapan 152 sefer sayılı Fransız yolcu uçağına ait. Keşif tescillendi. Tebrik ediyoruz. Bir tarih yazdınız. Sağ ol, teşekkürler. Tarihi görüntüleri soluksuz izlerken uçak enkazının bulunduğu haberini yurt dışında bulunan araştırmacı Selçuk Kolay'la paylaşıyoruz. Daha keşfedilecek çok şey var. Onları da birlikte yaparız. Herkese çok selam söylüyorum, tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Sol kanat üzerindeyiz. Uçağın inişi esnasında son ana kadar çalışan 1 ve 2 numaralı motorların pervaneleri çarpmanın etkisiyle bükülmüş. Burası uçağın kuyruk kısmı. Kaptan pilot Raymond Terry, uçağı indirirken önce kuyruk kısmını suya temas ettirmişti. Çarpmanın şokuyla kuyruk kısmı hasar almış, bir süre sonra da gövdeden kopmuştu. Kuyruk bölümünün aldığı hasar açıkça görülüyor. Uçağa karakteristik özelliğini veren üçlü kuyruk kanatçıklarının bulunduğu bölüm etrafta yok. Kopan parça, körfezin biraz daha iç kısmında bir yerlerde olmalı. Burası, sol kanat üzerindeki acil çıkış kapısı. Yolcular bu geçitten tahliye edilmişlerdi. Tahliyenin yapıldığı bir başka yerde, kuyruk kısmındaki kapı. Kapıdan kabine göz atma şansı buluyoruz. Kabini ve uçak çevresini bir karides ordusu mesken tutmuş. Kazadan bir gün sonra Fransız Kaza Soruşturma Bürosu'ndan 7 görevli araştırma yapmak için Fethiye'ye gelmişti. Kaza kırım raporu 8 ay süren soruşturma sonunda 16 Mart 1954 günü açıklandı. Rapora göre kaza sebebi 3 numaralı motorun pervane arızası sonucu uçaktan kopması ve 4 numaralı motorun devre dışı kalması olarak açıklandı. Her yaşanan kaza uçuş güvenliğinin artırılmasını sağlar. Fethiye'deki kazada 4 yolcunun boğularak hayatını kaybetmesi sonrasında tüm uçaklarda can salı bulundurma zorunluluğu getirilmişti. Bu kaza, dünya havacılık tarihine bir yolcu uçağının suya başarılı inişi olarak girdi. Benzer bir iniş Ocak 2009'da yaşanmıştı. Bir Hollywood filmine de konu olan kazada, Amerikan Hava Yolları'na ait Airbus A320 tipi uçak, kalkıştan hemen sonra iki motorunun durması sonucu New York'ta Hudson Nehri'ne başarılı bir iniş yapmış, 155 kişinin tamamı kurtulmuş, pilot Chesley Sullenberger ulusal kahraman haline gelmişti.
Bu iniş bilinenin aksine suya yapılan ve can kaybı yaşanmayan ilk iniş değildi. Fransız pilot Raymond Terry, 1950'li yılların kısıtlı teknolojisine sahip uçağı gecenin kör karanlığında üstelik denize indirmeyi başarmış, bu iniş esnasında can kaybı yaşanmamış, 4 kişi saatler sonra boğularak hayatını kaybetmişti. Kaptan pilot Terry'e başarısından dolayı Legion d'Honneur madalyası verildi. Başarılı pilot kariyerini 1982 yılında Concorde pilotu olarak noktaladı. Paris-New York Paris olarak gerçekleştirdiği son uçuşu içinde bir kart basılmıştı. Bir Fransız yolcu uçağıyla Fethiye Körfezi'ndeki bir fenerin yolları 1953 yılında kesişti. Uçak Akdeniz'in derin sularına gömüldü ama 38 hayat kurtuldu. Tarihin tozlu sayfalarında kaybolan Constellation'ın gizemi ise çözülmüş oldu. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'yla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın işbirliğiyle kıyılarımızdaki tarihin bir sayfası daha aydınlandı. Mavi Tutku'da, derin maviliklerde yeni keşifler bizleri bekliyor.